Merhaba sevgili gençler. Hız Brenkel'in alet kimya deneme çözümlerine devam ediyoruz. Bugün de 13. denemeyi çözeceğiz. Hemen soru çözümümüze başlayalım. 13. denememiz gençler. Turuncu renkli birinci deneme. Hemen baktığımızda şekildeki periyodik cetveli X, Y, Z, T, M element yerleştirilmiştir. Buna göre bu elementlerle ilgili açık ifade hangisi yanlıştır? Hemen şıklara baktığımızda gençler A şıkkında H, H, M'den daha kuvvetli asitleri diyor. Hemen baktığımızda gençler burada M ile T'nin halojen olduğunu görüyorsun. 7A grubun hidrojenli bileşikleri asittir. Hemen burada bakın normalde bu flor, klor, brom diye 7A grubu ya şöyle yazalım. 7A grubu elementlerimiz yani halojenlerimiz. Şimdi burada gençler aşağıya doğru inince çap artıyor. Bu çok sorulan bir şey. Mutlaka karşımıza gelecek. O yüzden bunu iyi değerlendirmeliyiz. Burada bazen yorumda sıkıntı yaşıyoruz. Burada hidrojenin kopma olasını değerlendirin gençler. Yani aşağı doğru indikçe çapı büyük olanlar hidrojenin kopma olasılığı daha fazla. Asitlikte neydi? Suya hidrojen vermek yani H+ vermek. Dolayısıyla buradaki hidrojenin kopma daha fazla. Asitlik kuvveti aşağıya doğru ne diyoruz? Artar. Yani HF, Hb, HCl, HBr ya da HI'yi kıyasladığımızda gençler en kuvvetli olan HI'dır. Bunlardan zaten 3 tanesi gençler şu 3 tanesi kuvvetli asit olarak değerlendirir. HF de zayıf asit olarak değerlendirilir. Çünkü çapı çok küçük olduğu için suda yoğunlaşması %100 değil diye söylüyoruz. Şimdi tekrar sorumuza geldiğimizde o zaman burada HME ile HD'yi kıyasladığımızda hidrojen burada daha kolay kopacağı için HD'nin asitlik kuvveti HM'den daha büyüktür demeniz gerekir. Yani burada HD, HM'den daha kuvvetli asittir. Doğru. Burada öğrenciler şunu da karıştırıyor gençler. Biz elementlerin oksit ve hidroksitlerini incelediğimizde sol alt köşeye doğru gittikçe bazik karakter artar diyoruz. Yine sağ üst köşeye doğru gittikçe de asitik karakter artar diyoruz. Öğrendiğimiz bu bilgiyle yani oksitlerin kıyaslaması bilgisiyle kıyaslıyor. Yani peri cetvelde sol alt köşeye doğru bazik özellik artar. Sağ üst köşeye doğru asitik özellik artar diyoruz. Burada oksit ya da hidroksit değil gençler direkt hidrojenli birleşikleri olduğu için bu yoruma göre değil. Yani yukarıdaki olan daha siktir demek doğru değil. Burada hidrojenli bileşiklerde bu yorumu yapmanız gerekir. Yani karıştırılan nokta bu. Buna dikkat edelim. Burada direkt hidrojenli bileşik dediği için buna göre değerlendiriyoruz. 5 yakında Z'nin kararlı bileşiklerinde elektron dağılımı 3. periyot soy gazınkine benzer diyor. Hemen Z'ye baktığımızda gençler Z'nin geçiş metali olduğunu biliyorsunuz. Yani 2, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Yani Z'nin 26 olduğunu biliyoruz ve ve burada 3. soy gazınkine benzerdi. 3. soy soygazı nedir? 2, 10, 18. Yani argondur. E, argon 18 olduğuna göre 1, s 2, 2, s 2 diye yazdığınızda gençler 3, s 2, 3, p 6 ile biter. Ve bu z elementi ise gençler 4, s 2, 3, d 6 ile bitiyor. Dolayısıyla kararlı bileşiklerinde 3, p 6'ya benzemez. Yani bu yanlış olmuş diye söyleyelim. Buradan B şıkkının yanlış olduğunu söyleyelim. G şıkkında, y şıkkında Y'nin oksidi X'in oksidinden daha baziktir diyor gençler. Şimdi buraya baktığımız zaman burada az önce anlattığımız oksit olayı yani şurada asitlik ve bazik karakteri oksit üzerinden değerlendirmiştik. Sağ üst köşedir asitlik karakter artar. Sol alt köşeye bazik karakter artar demiştik. X ile Y'yi kıyasladığımız zaman da demek ki sol alt köşeye doğru oksitler için değerlendiriyor. Bakın oksit diyor. Oksitlerde sol alt köşeye doğru gidince bazik karakter artar. Yani Y'nin oksiti X'ten daha büyüktür diye söyleyebiliriz. Burada daha baziktir dediği için doğrudur. M periçeden en yüksek elektroniksel sahip elementtir diyor. Elektroniksel en büyük olan elementimiz flordur. Bakın burasıdır flordur M ile gösterilen. Sol alt köşeye doğru azalır sağ üst köşeye doğru artar. Yani doğrudur. Atom çapı en büyük olan Y'dir diyor. Baktığımızda atom çapı burada aşağı doğru arttığına göre bu tarafa doğru azaldığına göre Y daha aşağıda ve daha solda diye diyelim. Yani T ile Y'yi kıyasladığımızda solda olduğu için daha büyüktür. Yani bu da doğrudur diyelim. İkinci sorumuz demir metalde o iki gaz ile kolay bir şekilde yanma tepkimesi vermediği halde toz halindeki demir alevde ısıtıldığında tepkimesine göre hızlı bir şekilde yanar diyor. Yukarıdaki açıklamaya göre özellikle ve hangi tepkime hızına diyor etki sonucuna ulaşılabilir. Yani burada gençler dikkat edersen toz halindeki demirin hızlı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla şöyle bir parçayla toz halindeki demir yani ikisi de demir ancak birisi toz halinde olduğunda daha hızlı olduğunu söylüyor. O zaman buradan direkt aslında temas ulaşabilir. Yani baktığımızda açıklamaya göre hangilerine ulaşılabilir? temas üzere bir kere buradaki olayı açıklar. Katyozörle ilgili en ufak bir açıklama yok. Dolayısıyla yukarıdaki açıklamaya göre katyozöre ulaşamayız ama tepkimeye girenlerin özellikleri diyor. Sonuçta burada maddenin fiziksel hali yani fiziksel özelliği değişmiş oluyor. Büyük bir parça ile tosandaki bir parçada maddenin fiziksel özelliği. Dolayısıyla tepkimeye girenlerin özellikleri yani özelliğini değiştiriyorum bakın. Büyük bir parça halindeyken küçük bir parça haline dönüştürdüğüm zaman daha hızlı gerçekleşiyor. Bu da tepkime giren özellikler. Yani biraz geniş düşündüğümüzde bu da doğru bir ifade olarak yani bu ifadeden buna ulaşılabilir. Sonuçta özelliği değiştiğinde ne yapmış oluyor? Tepkime hızlanmış oluyor. Burada 1 ile 3'e ulaşılabilir ama 2'ye asla ulaşılamaz diye söyleyelim. Yani buradan cevabımız değişik. Kimyasal tepkimelerde girenler ve ünlenip hali etkiler diyor. Buna göre aynı şartlarda tepkimelerde açığa çıkan ısılar arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bu da gençlere baktığımız zaman tepkimeler aynı maddeler girmiş çıkmış ama fiziksel halleri farklı. Yani burada söylediği gibi fiziksel hal entaliplerini etkiler. Yani baktığım zaman şöyle şuraya çizersek bir maddenin potansiyel enerji tepkime koordinat grafiğinde bir maddenin katı halinin potansiyel enerjisi, sıvı halinin potansiyel enerjisi, ürünlerin potansiyel enerjisi gibi düşünürseniz gençler katı ısı alarak sıvıya dönüşür, sıvı ısı alarak gaza dönüşür. Dolayısıyla katı, sıvı, gaz yani potansiyel enerjisi gitgide artacaktır. O yüzden başlangıç olarak gençler katıyı seçerseniz buradan başlarsınız ve tepkime gerçekleşir. Sıvıyı seçersen buradan başlar, gazda buradan başlar. Dolayısıyla benzer bir şekilde ürün de eğer ürünümüz sıvıysa buradadır. Katıysa buradadır. Gazsa buradadır. Yani potansiyel daha büyüktür. Yani bu şekilde giren bir ürünlerin başlangıç noktası yani potansiyel enerjilerini bu şekilde kıyaslayabilirseniz bu soruları yapabilirsiniz. Şimdi geldiğimizde sorumuza gençler bir e, bu ekzotermik tepkimi olduğu bir tane grafik çizelim bakın buraya. Büyük bir, bir grafik çizelim. Bu şöyle bir başlangıç noktası aldım. Bak şuradan alalım. Endotermik olduğu için şöyle geldim ve bu şekilde bitirdim. Yani Başlangıçta bitiş. Burası girenlerin potansiyel enerjisi olsun. Burası ürünlerin potansiyel enerjisi olsun. Şimdi başlangıçtaki yani üç durumda da kimler var? Gaz, 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 gaz sıvı. Bir kere 1 ile 3'ün başlangıç noktası aynı bakın. İkisi de gaz. Dolayısıyla potansiyel enerji toplama aynıdır. Yani buradan başlayacağız. 2 de ise gaz sıvı diyor. O biraz daha aşağıdan başlayacak. Çünkü CH4'ün sıvı halinin potansiyel gazdan daha açık olduğu için buradan başla. Yani iki başlangıç noktamız olsun. Birini buradan başlatalım. Birini böyle çizmiş olalım gençler. Yani burada 2 ile ilgili çizilen bu olsun. 1 ile 3 buradan başlamış olsun. Potansiyel enerjisi daha büyük olduğu için 1 ile 3'ün. Bitişi değerlendirdiğimizde gaz 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 sıvı var. Yani gaz sıvı daha düşük olacak. O yüzden burası 3 ile temsil edilsin. Yani gaz sıvı ifade etsin. Burası ise gaz gaz. Yani daha büyük olduğu için daha yukarıda olması gerek. Yani 1 ile 2 de bu da 1 ile 2'yi temsil ediyor. Şimdi baktığımızda gençler tepkimenin açığa çıkan ısıları kıyaslayacağız. Bir tepkimede açığa çıkan ısı nedir gençler? Ne kadar Büyüktür diye baktığımızda girenlerle ürünler arasındaki potansiyel enerji farkıdır. Yani baktığım zaman şöyle delta h. Burası çıkan ısı ifadede. Bu aradaki fark ne zaman büyük olur gençler? Girenlerin potansiyel büyük, ürünlerin potansiyel küçük olduğu zaman. Yani baktığım zaman şurayı alırsak gençler bakın şurayı alırsak en büyük olur. En küçük ne zaman olur? Bakın şurayı alırsanız. Yani şurayı alırsanız. Yani buna göre değerlendirme yapmanız lazım. O zaman burada en büyük fark nedir gençler? 1 ile 3 başlangıç noktası büyük ve bakın 3 büyük 3 küçük. Yani burada üçüncünün potansiyel enerji girenlerin potansiyeli büyük. Aynı şekilde e, ürünlerin iki küçük. Yani üçüncü maddemizin aradaki fark maksimum olmuş oluyor. Bakın 3'te yukarıdan başlayıp en altta bitiriyoruz. O yüzden demek ki bu tepkimede üçüncü tepkimenin çıkan ısısı en büyüktür diye söyleyebiliriz. En küçük olan hangisidir diye bakarsak. Yani burası en büyükmüş. En büyük. En küçük olana bakarsak bu da şuradaki fark gençler. Başlangıcı küçük olacak. Evet, buradaki madde de büyük olması gerekiyor. Buradaki farkı veren de bakın 1 ile 2 var. Burada da 2 var. Bakın 2 ile başlayıp 2 ile bitiriyorum. O zaman demek ki hem küçük olan potansiyel enerji başlayıp hem de büyük olan potansiyel enerji sahip 2'nin tepkimi Çıkan ısı en küçüktür diyorum. Yani farkın en küçük olduğu 2, farkın en büyük olduğu 3'ün tepkimidir. Buradan en küçük olan da bu olduğuna göre o zaman cevabımız 3, 2 en sonunda A şıkkıdır diyoruz. Bu soruyu özümsediğinizde gençler benzer mantıklı tüm soruları çözersiniz. Bu da genelde öğrencilerimizin ilk başta zorlandığı soru tarzından biri diye söylüyoruz. Sabit hacim bir kaba konulan 1 miktar gazı sabit sıcaklıkta tepkimesine göre ayrıştığında dengeye ulaşıyor diyor. Buna göre x'e gazı modu yüzde kaça ayrışmıştır? Denge sorularında biliyorsunuz ki tabloyla çözüyoruz. Hemen burada bir tablo hazırlamamız lazım. 2x'ye hemen şöyle tablomuzu hazırlayalım. x artı y bu şekilde hemen başlangıç diyoruz. Başlangıç değişim buraları ok yapalım değişim ve denge. Bu tabloyu oluşturuyoruz. Amacımız nedir? Denge kısmına ulaşmak. Çünkü KCN ile hesaplıyorum. dengeli. Şimdi kaba bir miktar konuyor diyor. E, miktarı bilmiyoruz. Buraya A mol diyelim. A mol. Bunlardan yok. Ne olacak gençler? Buradaki X'ye dönüşecek. Yani ayrışacak. Eksi 2 en kadar ayrışsın. Katsayıdan faydalanıyoruz. Artı en kadar olursun. Artı en kadar olsun. Bak katsaya göre değişimi de yazdım. Ve son durumda A mol vardı. Yani bir miktar vardı. 2 2 n harcadım. A eksi 2n mol kaldı. Hiç yoktu n mol oluştu. Hiç yoktu n mol oluştu. Yani buraya baktığım zaman n cinsinden ve a cinsinden bulduk ve kc ne hesaplıyorduk gençler? Kc ürün bölü girendi. Yani ürünlerin derişimleri bölü girenler. Burada baktığım zaman sabit hacim kaplıyor ve burada aslında hacim önemli ama karşıt katsayı eşit olduğu için hacme böldüğümüz zaman yine aynısı geliyor. Hacmini v olarak düşünün. V'ye böldünüz, V'ye böldünüz, bunu da V'ye böldünüz. Yani İki tarafta katsayı eşit olunca V zaten birbirini götürüyor. O yüzden yazmanıza bile gerek yok. N bölü V çarpı N bölü V. Yani molariteye dönüştürdünüz. Burada yerini yazıyorum. Bakın A eksi 2 N bölü V'nin karesi. Ve Kc yi de yine 4 olarak vermiş. Yani 2'nin karesi gençler. Dikkat edersiniz. E şimdi buradan bir karekök alacaksınız. Bak karekök alalım. Her iki taraftan. Çok uygulanır. Bu denge sorunu karekök mutlaka alıyorsun. Hep ayarlanmış oluyor. Karekök şeklinde geliyor. Dikkat edin. Buradan hemen birer tane kareköklerden dolayı kareler gittiği için bu kare bunun bir tanesi gitti. Bu gitti. Yani burada n bölü v kaldı. Aşağıda a eksi 2n bölü v kaldı. Eşittir 2. V'ler yine gitti. Aşağıda n bölü a eksi 2n eşittir 2. Buradan n eşittir gençler 2a eksi. Buradan 4n. Buradan da 5n eşittir 2a kalmış oldu. Yani buradan da a'yı ne bulduk gençler? 5 bölü 2, 2.5n olarak bulmuş olduk. Yani o zaman gençler geldim buraya yazıyorum. A neymiş? 2.5n'miş. E şimdi... O zaman ne diyebiliriz? Yüzde kaça ayrışmıştır diyor. Elimizde 2,5 n vardı. 2 n'i harcadık. O zaman 2,5 n'den 2, 2 n'i harcadıysak yüzde ne kadarını harcamışızdır diye söyleyebiliriz. Buradan da oranladığımızda gençler yüzde 80 gelecek. Yani cevabımız E şıkkı diyoruz. Beşinci sorumuz 0,1 mola nadire su çözeltisinin AGC'li katı şekilde gibi atıldığında AGC'li katın çözünürlüğü 4 çarpı 10 9 mol bölü litre olmaktadır. Buna göre aynı sıcaklıkta AGC'nin saf sudaki çözünürlüğü kaç mol bölü litredir diyor. Burada gençler kaç ile ilgili ortak iyon sorusu. Tek bir çözümü var yani bütün ortak iyon sorularını bir araya getirin aynı tarz çözüm uyguluyoruz. Sadece başından sonra ortasından sonra ama yapılan işlemler hemen hemen yani zorluk olarak aynı oluyor. Şimdi burada ortak iyonu ben genelde şöyle çözüyorum bir kap çiziyorum. Kabın içerisinde e, NaCl çözeltisi var NaCl ve bunun içerisine atacağız. NaCl %10'la işte burada yazdık 0,1 molar olduğunu şöyle bak 0,1 molar 0,1 molar 0,1 molar. Ve buradaki bunun içerisinde attığımızda AgCl'nin çözünürlüğünü de bize vermiş. Burada Ag artı C, L şeklinde az çözünen bir tuz. Normalde bize buradaki çözünürlüğü sorar ama burada hazır vermiş. Çözünürlüğü 4 çarpı 10 üzeri 9 diye Bakın yazıyorum. 4 çarpı 10 üzeri 9. Bu da 4 çarpı 10 üzeri 9. Bu da 4 çarpı 10 üzeri 9 diye yazdınız. E şimdi ne yapıyoruz ortak iyon sorusunda? Buradaki az çözünen tuzun KÇ'ye yazıyoruz. Yani KÇ eşittir. AG iyon derişim çarpımıyla ile e, klor yonları derişim çarpımı diyoruz. Ve kabın içerisindeki değerleri gelip burada yeni yazıyoruz. Hemen yazalım bakın. Burada dikkat edeceğimiz nokta AG sadece buradan geliyor. Klor ise buradan geliyor. Burada ne yapıyorsunuz? Hemen yorum yapıyorsunuz. Az çözünen tuzdan geleni ihmal ediyorsunuz. Hemen ihmal edilir diyorsunuz. Ve bu iki değeri gelip burada yeni yazıyorum. Yani AG nedir? 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 çarpı 0 1. Yani 10 üzeri eksi 1. Buradan da K çeçeği ne buldunuz gençler? 4 çarpı 10 üzeri eksi 10 buldunuz. Bize K çeçeği mi soruyor? Hayır. Bize safsak çözünürlüğü soruyor. KÇÇ'si bilinen bir maddenin çözünürlüğü. Çözünürlüğü bilinen bir maddenin KÇÇ'si basitçe bulunabilir. Tuzumuz AgCl olduğu için basitçe gençler XY türü birleşti. Yani bire birdir ve bire birlerde ne diyoruz? KÇÇ S kare eşittir. Konu altında çok bahsediyoruz bu kısa yolu. S kare eşit olduğuna göre hemen 10 üzeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 10'u ne yapıyoruz? S kare olduğuna göre diyoruz. Yani çözünürlüğü karesi. S buradan 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 olarak gelmiş oluyor. Yani çözünürlüğümüz 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'tir diyoruz. Bu S kareyi hatırlamıyorum hocam diyorsan o zaman ne yapacaksınız? Hemen geldim buraya. A, G, C, L. A, G artı C, L olduğuna göre. Yani bunun çözüne S. Bu da S, bu da S. K, ç, bu, san, bu ikisinin çarpımı olduğu için bakın S kare. Yani K, ç, ç, S kare zaten buradan görüyorsun. Yani bunları bu şekilde de yapabilirsin. Buradan cevabımız A şık. Altın sorumuz. H, Ç, L, N, nötralleşme sahip istasyon grafiği şekildeki gibidir diyor. Buna göre yargının hangileri doğrudur? Grafiğe baktığımızda gençler pH 7'den büyük. Yani o zaman bir e, titrasyon neydi gençler? Bir büretimiz vardı. Büret ve burada e, büretin içerisine standart çözelti koyuyorduk. Yani derişim bilinen çözelti. Burada e, buradaki erlerin içerisine de e, hacmi bilinen ama derişim bilinmeyen madde koyuyorduk. Yani burada demek ki büretin içerisine ne var gençler? E, asit var ve asit ekleyerek pH'i düşürüyoruz. Demek ki burada da nedir? Baz vardır diyoruz. Burada ne ekliyoruz? Bir de indikatör ekliyoruz. Ve sonrasında deneye başlıyor. Renk değişimi oldu. Kapatıyoruz ve ondan sonra buradaki sarfiyatı bulup tam nötrleşme anına göre formda kullanıyoruz. Şimdi burada baktığımızda Y noktasında yani Y çözeltimiz pH 7 olduğunu gösteriyor. Yani o zaman Y noktasında tam nötrleşme vardı diye söyleyebiliriz. Burada X'te ise henüz tam nötrleşme gerçekleşmemiş ve buna göre X noktası tampon çözeltidir diyor. Bir kere tampon çözelti diyebilmek için gençler aklınıza şu gelmeli. Zayıf asit ya da zayıf bazın konjüket tuzuyla oluşturduğu çözeltilerdir. Bir kere burada bunlar kuvvetli asit kuvvetli baz olsun. Burada tampon çözeltiden bahsedilemez. Yani bu kesinlikle olmaz. burada zayıf asit bazlarda olur. Y noktası eşdeğer noktası. Tam pH 7 olduğuna göre evet, Y noktası pH 7'dir. Yani eşdeğer noktası dönüm noktasıdır. Yani buna doğru dedik. Baz çözeltisi asit çözeltisi tam edilmiştir diyor. Bunu evet diyeceğiz. Çünkü burada zaten ne demiştik? pH zamanla azaldığına göre asit damlatıyoruz. Yani bu doğru. Baz çözelti buradaki baz çözeltisi asitle titre edilmiştir diye söylüyoruz. Buradan 2 ve 3'ün doğru olduğunu söyleyelim. Sodium klor x ve y su çözeltileri normal basınçta molal derişimle bağlı kaynama ve başlama sıcaklığı grafikte gibidir diyor. Buna göre x y su çözeltileri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Çok standart sorulardan bir tanesi. ÖSYM koligatif özelliği çok soruyor gençler. Mutlaka 3-4 tane soru tarzı var. Bilmeniz gerekiyor. Sıvı çözeltilerden çok geliyor. Buraya baktığımızda bir karşılaştırma yapacağız. 3 tane maddemiz var gençler. Burada önemli olan gençler koligatif özellikle ne diyoruz? Koligatif özellikte e, önemli olan tanecik sayısıdır. Yani formülün bir önemi yok. Tanecik sayısı eşitse tanecik sayısı eşitse ne diyoruz? Kaynama noktasına yükselme eşittir diyoruz. Şimdi burada baktığımızda şurayı alalım bakın. Burada Naceli ile ilgili hangi bilgiye sahibiz? 3 ağlık bir artışa sebep olmuş Naceli. Peki ne kadarlık bir iyon taşıyor Naceli? Baktığımızda 3 molal. O zaman yazıyorum bakın 3 molal Naceli maddesi bir kere çarpı 2 yapacağız. Bakın sodyum ve klor. Yani 6 molal tanecik taşır. 6 numaralı tercihler ve buna kadarlık bir artışa sebep olmuyor. 3A. 3A'lık bir artışa sebep olmuş. 3A artışına sebep olmuş. Şimdi diğerlerini kıyaslayacağız. Bakın şurayı alalım Y'yi. Hangi noktaya aldığımız önemli değil. Burada Y'nin 2 molal olduğunu görüyoruz. Hemen buraya yazıyorum. 2 molal Y taneciğimiz var. Ve ne kadarlık artışa sebep olmuş? A. Şimdi o zaman buraya yazıyorum. Bakın A artışına sebep olmuş. O zaman kıyaslayalım. Bakın şimdi 3A için 6 molal tanecik varsa A için ne kadar tanecik olmalı? 2 molal tanecik taşıması gerektiğini buluyoruz. 2 molal tanecik taşıyormuş Y. O zaman Y'yi ben kaçla çarp... Yani 2 molalı neyle çarparsam 2 molal getirir? 1 ile. Demek ki Y'nin Y bileşiğinin mutlaka bir tanecik taşıması gerekiyor. Yani moleküler çözülen bir madde olması gerekiyor. Benzer bir şekilde X'i alalım. Bakın buraya alalım. X için 1 molal halini alalım. Yazıyorum bakın buraya. 1 molal X maddesi. Ne kadarlık bir artışa sebep olmuş? 2 A'lık bir artışa sebep olmuş. Hemen kıyaslamamızı yapalım. 3 A'lık artışa 6 mol ise 2 ağlık artışa 4 molal tanecik getirmesi gerekir X'in. Ama kendisi 1 mol aldı. Benim bunu neyle çarpmam lazım ki 4 molal tanecik getirsin? Çarpı 4. Yani buradan Y'nin bir tanecik X'in de 4 tanecikli bir madde olması gerekir. Hemen bakıyorum Y 1 olacak. Moleküler çözünen 1. Bunun çarpı 2 olduğunu görüyorsunuz. Çarpı 1, çarpı 3, çarpı 4. Bakın bunlar iyon sayıları önemli. Biz y'yi 1 alacaktık. Yani ya C'dir ya A'dır diyoruz. Yani bu ya da diğer A Aşık olması gerekir. Bunları aldım. Şimdi x'e e bakalım. X çarpı 4 olması gerekir. Bakın burada 3 nitrat bir dailemiyim çarpı 4 olduğunu görüyorsun. Bu ise çarpı buna bazı arkadaşlar 5 diyorlar ilk başlarda konuyu ilk anlattığımızda 3 4 5 diyor ama burada tabii ki nitrat bir köktür. Bir bütündür. Bir parça. Bir de burası iki parça. Bu çarpı 2'dir gençler. Buna dikkat edelim. Yani aradığımız cevap C'dir diye söylüyoruz. Pil diyagramı şeklinde olan elektrokimyasal pille ile ilgili yargıların hangileri yanlıştır? Bu şematik gösterimde gençler hemen burası biliyorsunuz tuz köprüsünü anlatıyor. Burası anot kısmı, burası katot kısmı. Yani çinko'nun yükseltgendiğini, Ag'nin indirgendiğini görüyorsunuz. Bir molar, bir molar. Yani standart bir pil olduğunu görüyorsunuz. Tepkime istemlidir diyor. burada baktığım zaman gençler aktifliğe bakarsanız çinko Ag'den daha aktif. E zaten aktif olan yükseltgendir ki burada çinko yükseltgenmiş. Yani bu istemli bir tepkimedir diye söyleyelim. Çinko elektrot katottur diyor. Burada ilk yazılan zaten anottur. Pil diyagramına göre e, katot değildir. Yani anottur. Bu yanlış. Bu sembol tuz köprüsünü gösteriyor. Evet bu da şematik gösteren tuz köprüsünü sembolize ediyor diye söyleyelim. Burada 1 ile 3 doğrudur. Buna göre hangisi yanlıştır dediği için gençler cevabımız C şıkkı diyoruz. Dokun sorumuz aşağıda serbest pistonun kabı aynı sıcakta M mol CH4 gazı eklenmektedir diyor. Buna göre bu ideal gazlarla ilgili yargıda hangileri doğrudur? İçeride en mol helyum var ve en mol daha ekliyoruz gençler. Şimdi burada hemen ne yorum yapalım? İçeride en mol gaz varken hacim V olsun. E, hacim böyle yazalım. Hacim V ise diyelim. En mol daha eklersek piston yukarı hareket edecek. Ne yapacak? 1 V'lik daha hacim kalacak. Homojen gaz. Yani içeri en mol daha yollarsak 2 V'lik bir hacim kaplar diye söyleyelim. Ve buna göre gaz yoğunluğu 2,5 katına çıkardı. Şimdi gaz yoğunluğu ilk durumda neydi? n e, mol helyum var. Yani helyum 4. Dolayısıyla en mol dediğine göre 1 molü 1 mol helyum 4 gram n molü 4 n gramdır. Yani ilk durumda 4 n gram vardı. hacim de V'di. Son durumda ekledikten sonra gençler D eşittir yazıyorum. Bu sefer içeriye n mol CH4 e ekliyoruz. 1 mol CH4 16 gram ise n molü ne kadardır diyoruz. Buradan 16 n gram oluyor. 4 n vardı 16 daha ekledik. 20 n ve hacim de v iken n mol kapladığı için gençler yani n iken 2 n oldu hacim 2 katına çıkmış oldu yani 2 v olmuş oldu buradan kıyasladığımızda gençler bakın yoğunluk kıyasladığımızda sadeleştirelim şurayı v bölü 10 n olsun buradan e, bakın aralarındaki oranındaki 4 n 10 n yani 2,5 kat olduğunu görüyorsunuz dolayısıyla bu doğrudur her gün kısmı basıncı yarıya düşer diyor. Evet diyeceğiz. Burada gençler dış basınç, iç basınca eşitti. Dolayısıyla n mol gaz diyelim burada bir atm olsun. İlk durumda bir atm, m mol gaza aitken içeriye n mol daha gaz gelince, CH4 gelince artık bir atm ikisine ait olacak ve mol eşit olsun. Yarı yarıya olacak. Yani kısmı basınç yarıya düşer. Birim zamanda birim yüze çarpma sayısı artar diyor. Çarpma sayısı yorumlamak da çok kolay gençler. Basitçe şöyle diyoruz. İçeride hangi gaz varsa içeriye yolladığın gazın mol önem kazanıyor. İçeriye hızlı bir gaz yollarsan ki o da mol kütlesine bağlı. Yani mol kütlesi içerideki gazdan daha küçükse hızlanır. Çarpma sayısı artar. Eşit yollarsan değişmez. Eğer büyük yollarsan çarpma sayısı azalır yorum yapıyoruz. Yani burada baktığımız zaman bilim çarpma sayısı yollanan gaz daha ağır bir gaz olduğu için daha yavaş hareket edecek. O yüzden çarpma sayısı azalır olması gerekir. Yani burada 3 yanlış. Buradan 1 ile 2 doğru dedik. Yani cevabımız B şıkkı. Seri bağlı özdeş elektroz kaplarında sodyum klorür ve magnezyum klorür eridilmiş tuzları elektroz edilmektedir diyor. Buna göre yargın hangileri yanlıştır? Tek tek baktığımızda gençler burada sodyum klorür eriği var ve magnezyum klorür eriği var. Yani tuzların erime noktaları yüksek olduğu için yüksek sıcaklıkta eriyikler hazırlanabilir. Burada anotta açığa çıkan gazların mol sayıları eşit değildir diyor. Şimdi burada çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Burada klor gelse sodyum klor eriği, sodyum artı ve klor eksi şeklinde ne yapacak? Anot ve katoda gidecek. Burası artı olduğuna göre burası artı yapalım. Bakın burası artı. Burası da eksi olsun. Burada burası artı olan anottur. E, eksi olan da katottur. Elektroliz devrelerinde diye söyleyelim. Ya benzer şekilde burası eksi. Burası da artı olacak. Ve eksi olan dedik Katot dedik. Burası da anot. Baktığım zaman buradaki solcum klor eriğindeki solcum artı iyonlarıyla ile klor eksi iyonları diyelim ya da eriyikleri burada buraya gidecek, klor da buraya gidecek ve buradaki tepkime Cl eksi gençler burada sıvı haldeki Cl eksi Cl2 artı 2 elektron burayı buraya 2 yapacağız. Benzer bir şekilde buradaki magnezyum klor 2'den taşıyor diye şu 2'den dolayı bazı arkadaşlarımız yanılabiliyorlar buna dikkat edelim. Normalde magnezyum klorun denklemini yazdığınız zaman magnezyum artı 2 klordur yani ortamda yine Aynen buradaki gibi klor eriği olacak eksi iyonları. Baktığımız zaman burası artı 2. Bu eksiler de buraya gidecek artı da buraya gidecek ve yine aynı tepkime yazmış olacaksınız gençler. Yani baktığımızda Cl2 artı 2 elektron ve iki kapta da seri bağlı kap olduğu için gençler devden geçen eğitim yükü aynı olacağı için burada klor açığa çıkacak olan klor miktarları da eşittir. Yani molsel eşit değildir dediği için bu yanlıştır diye söylüyoruz. X elektrodunda sodyum sıvısı açığa çıkardı. yüksek sıcaklıkta eriyik olduğu için gençler bu sodyum burada sıvı halde açığa çıkacaktır diye söyleyeyim. Yani bu da doğrudur. Üçüncü öncülde açığa çıkan sodyum metalinin mol sayısı magnezyum metalinin mol sayısından fazladır diyor. Burada sodyum gençler metali yani burada sıvı haldeki sodyum artılar gençler yani eriyik halindeki sıvı haldeki sodyum artılar bir elektronu alacak ve sodyum sıvısına dönüşecek. Ve baktığımızda diğer kapta ise magnezyum artı 2 2 elektron ve magnezyum sıvısı şeklinde. Burada 2 elektron aldığında 1 mol açığa çıkıyor. 1 elektron aldığında 1 mol açığa çıkıyor. Şimdi o zaman D'den seri bağlı kapı oldu. Eşit geçecek. Yani bu 1 iken bu 2 olamaz. Bunu 2 ile genişleteceğiz. Yani baktığınızda 2, 2, 2 olsun. Daha kolay göründü. Bakın 2 elektron geçtiğinde ya da 2 mol elektron geçtiğinde 2 mol sodyum açığa çıkıyor. 1 mol magnezyum açığa çıkıyor. Yani sodyum metalin mol sayısı magnezyum metalinden fazladır diyor. Yani doğrudur diyebiliriz. Buradan 1 yanlış 2 ve 3 doğru olduğu için cevap A şıkkı diyoruz. X ve Y elementleri için bilgileri verilmiştir. Buna göre X'e 3 bileşiği ile ilgili aşağıdaki ifade hangisi yanlıştır diyor. E baktığımızda gençler ipuçları olarak X ve Y ikinci periyot elementtir diyor. X'e 3 molekül apolardır. Yani X'i nasıl yazabiliriz gençler? Birbirine en uzak konuma yollayabiliriz. Yani Y'leri bu şekilde olabilir. Bu şekilde bir molekül olursa apolar olur. Ya da yani, olasılık olarak X'e 3 nasıl olabilir? Şu şekilde olabilir. Burada da üzerine çift nokta olur ve bu şekilde bir molekül olabilir. Yani X'e 3'ü bu şekilde yazabiliriz ve burada apolar dediği için gençler birbirine uzak konuma gitmesi gerekir. Yani molekülün bu şekilde olur. bu şekilde olursa polar olur. Buradan şunu anlıyoruz. Apolar olduğu için demek ki X'in etrafında 3 nokta var. Yani X ikinci periyot olduğu için 2 3 3A grubu derk elektron sayısı 3 olan bir madde olması gerekir. Ve buna göre baktığımızda merkez atomu sp kare bir isim yapmıştır. Sp kare yani x'e 3 için sp kare yapmıştır diye söylüyoruz. X'in bağ kapasitesi 3'tür. Evet 3'tür. X 3A grubudur. Evet diyeceğiz. Yoğun fazla hidrojen bağ içerebilirdi. Yoğun fazla hidrojen bağ içermesi için gençler bir kere hidrojenin fona bağlı olan bir bileşiğe sahip olması lazım. Yani baktığım zaman burada xy 3'teki Y hidrojen midir? Değildir. Bir kere X hidrojen değil. Y de hidrojen değil. Çünkü ikinci periyod elementi. Burada Y birinci grup elementi olsa hidrojen olmalısı da var ama değil. Dolayısıyla hidrojen içermediğine göre yoğun fazla hidrojen bağı içerme şansı yoktur. Yani bu yanlış. Molekülde bulunan kimyasal bağ orbitallerin bağ ekseni doğrultusunda örtüşmesiyle oluşmuştur diyor. Burada ne söylüyoruz gençler? Burada bağ ekseni dediniz. Yani burada S orbitalleri bu şekilde bağ ekseni üzerinde örtüşebilir. S ile S örtüşebilir. Yine S ile P örtüşebilir. Burada bu şekilde gelip yan yana ne yapabilir gençler? Şöyle örtüşebiliyorlar. Burada biraz daha büyüme oluyor. Yani şu şekil biraz daha büyüyor. Yani farklı farklı yine P orbitalleri örtüşebilir. Burada bağ ekseni doğrusunda örtüşmesiyle oluşmuştur. Doğru yani sigma bağları oluşmuştur diye söyleyelim. Aşağıdaki alter bazı organik bileşiklerin çizgi çubuk formülünü göstermektedir diyor. Buna göre bu bileşiklerle ilgili yargın hangileri doğrudur? Hemen baktığımızda yani iskelet yapısı biliyorsunuz. Şöyle çizilebiliyor zigzag şeklinde. Burada hemen bu mantıkla bakarsak gençler yani işte mesela burada bir siklo e, nedir? butan var. Yanında da bir dal var. ch 3 dalı var diye düşünmemiz lazım. Burada 1 2 3 köşeli yani şöyle bir zigzag gibi düşünün. Bu şekilde yazılmış. Burada 3 karbonlu bir nedir? Propan var. Yine burada propan var ve burada 2 tane ch 3 dalı olduğunu görmemiz gerekir. Buna göre bakacağız. Buna göre bu bir ilgili A, ve C yapı izomeridir diyor. Kaç karbonlu gençler? 4, 5 karbonlu 1, 2, 3, 4, 5 karbon. 5 karbonlu siklo alkanla 5 karbonlu siklo alkan birbirinin yapı izomeridir. Doğru. 3'ü de alifatik hidrokarbondur diyor. Alifatik ne demek gençler? E, benzen alkası içermeyen. Yani e, doğrudur diyeceğiz. A, 1, 2 dimetil siklopropandır diyor. Baktığımız zaman gençler bir siklopropan üzerinde 2 tane CH3 grubu var. dolayısıyla bunlar çizgi dediği şey aslında CH3'lerdir. Çizgi iskelet formunda biliyorsunuz. Karbon hidrojenler gösterilmez buradaki çizgileri bu şekilde açık halde düşündüğümüz zaman 1 2 dimetil siklopropan yani bu da doğrudur diye söylüyoruz. Buradan cevabımız D diyelim. Yukarıda verilen bileşikle ilgili ifadelerden doğru olanlar tik işareti, yanlış olanlar çarpı işareti belirtiliyor diyor. Buna göre aşağıdaki işaretler hangisi doğrudur? Bileşiği tanıyor olmamız lazım gençler. Baktığımızda direkt bu CO grubu taşıyor. Yanında hidrojen var. Aldehit'tir gençler. Burada da bir hidrojen var. Aldeitlerin ilk üyesinde normalde burada R grubu oluyor ama ilk üyesinde hidrojen olabilir. Yani bu nedir? Formaldeittir. Aldeitlerin ilk üyesi. Yaygın adı formaldeittir ya da metanal diyoruz İUPAK adı. %40 su özellikle formalin denir diyor. E, bu da gençler de, çok sık karşımıza geliyor yani aldeitlerin özelliklerinde bundan bahsediyoruz. Özellikle e, formalin sıvısı içerisinde dokular e, bozulmadan kalabiliyor. O yüzden de pek çok kadavra bu şekilde bir sıvı içerisinde saklanabiliyor. Konu altında görsellerle anlatmıştık. Yani yükseltgenemez diyor. Aldehitler ne yapıyordu? Karboksitasitler yükseltgenir. Yani bu ikisi doğru olacak gençler. Yükseltgenemez için yanlıştır. Aldehitler yükseltgenebilir. Yani doğru doğru yanlış. Baktığımızda cevabı 5 olarak buluyoruz. Böylece bu soruyla beraber turuncu denemenin birincisi toplamda da 13. denemeyi bitirmiş olduk. Ben hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki kimya veren videosunda görüşmek üzere.